biz gerçekten farklı bir medeniyetin, farklı bir kültür mensuplarıysak tüketici kavramının karşısında bizim kendi kavramımızın olması gerekir. Tüketici masaları, tüketici dernekleri, tüketici komisyonları. Modernizm bize diyor ki tüketin. Oysa biz tüketmeyiz. Biz ne yaparız? İçeriz. Biz tüketmeyiz, yeriz. Biz tüketmeyiz, okuruz. Biz tüketmeyiz, giyeriz. Biz tüketmeyiz, başka bir şey yaparız. Yani biz nasibimiz oranında ya da hakkımız oranında Allah'ın nimetinden ya da imkanlarından alırız, faydalanırız. Ama bu tüketici ahlakı öyle bir şey ki bütün bunları yok kabul ediyor. Oysa biz bir şey tükettiğimizde onu israf ediyoruz demektir. Dünyada ve özellikle Müslüman toplumlarda vahşet, cinayet, intiharlar artıyor. Türlü ahlaksızlığa bulaşan ve psikolojik tedavi gören insan sayısı çoğalıyor. Toplumları bu hale getiren sebeplerden bahsedebilir misiniz? Tabii böyle bir genelleme yapmamız mümkün mü? Yani Müslüman toplumlarda o bahsettiğiniz vahşetlerin, cinayetlerin, intiharların, ahlaksızlıkların çok arttığına dair bir genelleme yapmak doğru olmayabilir. Ama Müslüman toplumlarda da eskiden Müslüman topluma ait olmayan, Müslüman toplumda olmayacağı zannedilen bu tür hususların son yıllarda artış yaptığını en azından kendi toplumumuzu bakarak söyleyebiliriz. Bir genelleme yapmadan da herkes her toplumda olmasa bile bunun bir problem haline dönüştüğünü ve artış olduğunu söyleyebiliriz elbette. Bunun birçok nedeni olabilir ama ben bu tür sorunların daha çok bir sıkışmışlıktan kaynaklandığını düşünüyorum. Sıkışmışlık şu: dindarlıkla sekülerlik arasında, fakirlikle yoksulluk, zenginlik arasında bir sıkışmışlık, kırsalda yaşamakla şehirde yaşamak arasında ve aynı zamanda kuşaklar arası çatışmanın getirdiği yalnızlık hissini ve bu sıkıştırmaların ortaya çıkmasıyla birlikte, çoğalmasıyla birlikte daha doğrusu, bu tür problemlerin arttığını söyleyebiliriz. Eskiden biliyorsunuz Müslüman aileler, Müslüman toplumlar, özellikle bazı problemlerin, işte intihar gibi, yolsuzluk gibi, kayırmacılık gibi ya da uyuşturucu kullanımı, madde bağımlısı olmak gibi sorunların kendi toplumlarıyla alakalı olmadığını düşünürlerdi. Ama sizin de söylediğiniz, sorduğunuz gibi artık böyle değil. Çünkü aynı zamanda bir küresel süreç içerisindeyiz. Herhangi bir şey dünyanın bir yerinde ortaya çıktığında o bir süre sonra toplumların hepsini, dünyadaki milletlerin hepsini bir şekilde ilgilendirmeye başlıyor. Elbette milletlerin, ülkelerin yapılarına bağlı olarak, kültürlerine bağlı olarak, yönetim şekillerine bağlı olarak ya da dünyada bulunduğu konuma bağlı olarak bu etkiler az veya çok olabilir ama sıfır etki durumu değil artık bir şekilde. Mesela bunun tipik örneği salgından bakabiliriz. Salgın Çin'de çıkmış olmasına rağmen birkaç hafta sonra, birkaç ay sonra Avrupa'nın diğer ülkelerinde, 3-4 ay sonra da dünyanın her yerinde salgını, COVID-19 salgını gördük. Bu bir hastalık üzerinden verdiğim bir örnek. Bu hastalık üzerinden gördüğümüz süreci diğer hususlarda da, ahlaki konularda da, tutum ve davranışlarda da görmek mümkündür. Bir de değişim çok hızlı olduğu zaman, o değişimi, değişimin aşamalarını, süreçlerini eğer toplum hazmedemiyorsa ve değişen yeni durumlara karşı yeni bir kültür, yeni bir alışkanlık, yeni bir tavır geliştiremiyorsa o da toplumda bir kaos, bir sosyal bozulma ortaya çıkarıyor ve bütün bunlar bireyde, ailede ve toplumda bir takım dışa vurumlar, bir takım sorunlar karşımıza çıkıyor. Söz gelimi yoğun bir göç yaşanıyorsa, yani köyden, kırsaldan şehre doğru ya da savaştan kaynaklı ülkeler arası yoğun göçler yaşanıyorsa ya da toplum dijital dönüşüme çok hızlı girmişse, mesela dijital üretime katkı yapmadan birdenbire dijital tüketici olmaya, dijital kullanıcı olmaya başlamışsa, söz gelimi ailedeki çözülme çok hızlı olmaya başlamışsa bu hızlı bir değişim demektir. Normalde toplumlar, insanlar değişimin gereği olan bir takım tutum ve davranışları kazanırlar. Ama bu değişim çok hızlı olmaya başlamışsa, her şeyi önüne katıp sürüklemeye başlamışsa bunun da sonucunda toplumda, ailede, bireyde bir takım sapmaların, bir takım sıkıntıların baş göstermesi adeta zorunludur. Bir kültürün kesintiye uğramaması için yaşayarak diğer kuşaklara aktarılması gerektiğini söylemiştiniz. Fakat yetişkinlerle gençler arasındaki kopukluk
hayret verici seviyede gözüküyor. Gençler ihtiyarlardan, ihtiyarlar da gençlerden şikayet ediyor. Muvazeneyi nasıl kurabiliriz? İnsanlığın ilk gününden itibaren kuşaklar arası değişim var. Kuşaklar arası farklılaşma var. Yani insanlık tarihinin hiçbir döneminde bir dede ile bir torun, bir baba ile bir çocuk bir meseleye aynı bakmıyorlardı. Çünkü her yaşın kendine göre bir bakış açısı, her yaşın kendine göre bir duygusallığı var. Bu yadsınamaz. Ancak sanayileşme süreciyle birlikte başlayan, günümüzü teknolojik dönüşümle adeta zirveye ulaşan yeni bir değişim sürecinin eşiğindeyiz. Eskiden yüzlü yıllarla ifade edilen değişim aralıkları artık onlu yıllara düştü. Eskiden işte 17. yüzyıl tarımından, 18. yüzyıl edebiyatından, 19. yüzyıl mimarisinden, ne bileyim 15. yüzyıl savaş yöntemlerinden bahsederken artık konuşurken diyoruz ki 80'ler, 90'lar diyoruz. Yani eskiden dede ile torun arasındaki o kuşak değişimi artık iki kardeş arasına kadar düştü. Dolayısıyla ilk farkında olmamız gereken husus budur. Peki buradaki farklılaşmayı çatışmaya dönüşmeden aslında bir imkan olarak nasıl değerlendirebiliriz? Önce buna teorik olarak ya da aforizmatik bir yaklaşımla Hucurat Suresi'nden örnek vermek istiyorum. Allah'ımız diyor ki ayet-i kerimede, ben sizi farklı yarattım. Yani kabileler halinde, aşiretler halinde yarattım. Ama diyor bunu kavga edesiniz, birbirinize düşmanlık yapasınız diye değil, tam tersi birbirinizi tanıyasınız diye. Çünkü farklılık bir tanışma vesilesidir. İşte tam burada farklılığın çatışmaya değil, farklılığın düşmanlığa değil, ötekileştirmeye değil, bir imkana dönüştürülmesinin örneğini görüyoruz Hucurat Suresi'ndeki ayet-i kerimede. Benzer bir yaklaşımı kuşaklar arası farklılaşmada yakalamamız lazım. Ama bugün mesela Google'a girdiğinizde, internete girdiğinizde kuşaklar arası yazın, alta çıkan onlarca sonuç çatışmayla ilgili olacak. Oysa biz hem gençler hem de yetişkinler kuşaklar arası meseleye çatışmadan önce farklılaşma olarak bakmamız lazım. Eğer direkt konuyu çatışma olarak değil, farklılaşma olarak algılarsak yaklaşımımız farklı olacaktır. Kuşaklar arasındaki o ilişkiyi direkt çatışma olarak tanımlarsak yaklaşımımız farklı olacaktır. Bugün maalesef sosyologlar, psikologlar, ilahiyatçılar, mütefekkirlerin çoğu kuşaklar arası diye konuşmaya başladığında ikinci kelime çatışma olarak geliyor. Hayır. Kuşaklar arası olan şey çatışma değildir, bizatihi farklılaşmadır. Ve bu farklılaşmayı siz doğru yönetirseniz gençlerle yetişkinler, yaşlılar arasında tam da o ayet-i kerimedeki tanışmak hikmetini yakalamış olursunuz. Yani adeta gençlerin enerjisi, gençlerin teknolojisiyle yaşlılar, yetişkinlerin ahlakı, erdemi, tecrübesi bir araya gelmiş oluruz. Bunu aslında hep biz söyleriz. Yani bütün toplum bunu söyler. İşte gençlerin enerjisiyle yetişkinlerin tecrübesi bir araya gelsin diye. Ama bu bir teori olarak ortada kalıyor. Günlük uygulamada ise ağzımızı her açtığımızda kuşaklar arası çatışmadan bahsediyoruz. Bunu önlemenin bir yolu da şu. Ülkemizde 30 yaşından sonra insanların okumaları sona eriyor. Kitapla araları açılıyor. İlmin peşinden koşmaktan vazgeçiyorlar. Ve o güne kadar ne okumuşlarsa, hangi tecrübeler edinmişlerse onunla yetiniyorlar. Adeta benim okuduğum yeter, yaşadığım yeter diye düşünüyorlar. Oysa aynı kişi diğer taraftan beşikten mezara kadar ilim öğrenmenin farz olduğunu da söylüyor ya da düşünüyor. Peki kitap okumadan, araştırmadan, soruşturmadan, seyahat etmeden, tartışmadan nasıl öğreneceğiz? Dolayısıyla bu öğrenme serüvenimizi o Cenab-ı Hakk'ın bizim havlumuza koyduğu merak duygusu öldürmezsek, bunun peşinden gidersek, meraklarımızın peşinden gidersek, okumayı sürdürürsek, araştırmayı sürdürürsek, bu aynı zamanda kuşaklar arası farklılaşmayı bir imkan olarak değerlendirme şansını da bize getirecektir. Çatışmayı tercih etmek yerine ben bu farklılığı nasıl faydalanabilirim diye. Ama okumayı sona erdirmişsek, merakımızı öldürmüşsek, herhangi bir genci farklı bir tavırla gördüğümüzde onunla direkt çatışmayı tercih edeceğiz. Yani çok basit bir örnek vereyim. Bir yetişkin gençlerin kullandığı interneti, çocukların dinlediği müziği dinlemiyor, bakmıyor, onlara çok uzaksa
o genci, o çocuğu tanıması mümkün değil. Ya da gençlerin okuduğu bir dergiyi takip etmiyorsa, ya da çocukların oynadığı bir oyundan uzaksa, ona vakıf değilse, o gençleri tanıması mümkün değil. Ama geleneksel dönemde babayla çocuk, dedeyle torun, abiyle kardeş, ablayla kardeş mesela bir arada bir oynayabiliyordu ya da seksek oynayabiliyordu, üç taş beş taş oynayabiliyordu. O oyun üzerinden aynı zamanda kuşaklar arası alışveriş de oluyordu. Bugün teknoloji düşmanlığı ya da ilişkilerin teknoloji soğukluğu gençlerle çocuklarla paylaşımı da azalttı. Gençlerin, çocukların ilgilendiği alanlar, dinlediği müzikler, oynadığı oyunlar, izlediği filmlerle ilgili yetişkin sınıfın üst yaş gruplarının herhangi bir bilgisi yok. Çözüm hem gençlerin hem de yetişkinlerin birbirine yaklaşmaları ama ilk adımı kim atacak derseniz bence aileler, yetişkinler atması gerekiyor. Çünkü onlar gençlere karşı fazlasıyla ön yargılı. Kitle iletişim vasıtaları sebebiyle meselelere çözüm getirmek hayli güç. Aksine problem daha da karışık hale geliyor. Çünkü sosyal medyadaki insan sokaktaki insanla bir değil. Tabir yerindeyse orada başka bir insan oluyor. Sosyal medyanın cemiyete tesiri tam olarak nedir? Bu sorunun üstesinden nasıl geleceğiz? Türkiye'ye internet çok yanlış bir kapıdan girdi. 1990'larda Türkiye'de internet kullanılmaya başlandığında internetin bir oyun ve eğlence aracı, hatta yanlış işlerin döndüğü, bir takım mahremiyeti aşan, mahremiyete zarar veren işlerin yapıldığı bir mecra olarak Türkiye'ye internet girdi. Ben bunu Türkiye'ye internetin yanlış kapıdan girmesi olarak tanımlıyorum. Bu yanlış kapıdan giriş maalesef sonraki dönemlerde 3. sayfa haberlerinin de ortaya çıkmasıyla birlikte toplumda kalıcı bir kanaate dönüştü. Ve onun için hep internet yanlış bir mecra, bir şeytan işi, bir Yecüc Mecüc meselesi gibi algılandı ve muhafazakar toplum, yetişkinler bu mecraya çok mesafeli baktı. Böyle bakınca da gençler, çocuklar bu alanda belli bir mesafe kazandılar. Üst yaş grupta bu mesafeye düşmanca baktı. Ve toplumun orada birlikte bulunma imkanı oluşamadı. Toplum orada birlikte buluşma, birlikte bulunma imkanı yakalayamayınca o kültürel aktarım oluşmadığı gibi dijital kültürün, dijital ahlakın bizim kendi kadim ahlakımızdan etkilenme imkanı da olmadı. Orada yeni bir ahlak oluştu. Oysa Türkiye'ye internet yanlış kapıdan girmeseydi, yanlış kapıdan sokulmasaydı veya öyle bir algı oluşturulmasaydı muhtemelen farklı yaş grupları dijital ortamlarda birlikte olacaktılar ve dijital kültürün, Türkiye'deki dijital kültürün oluşmasına biz kendi inancımızdan, ahlakımızdan, değerlerimizden bir takım aşılar yapacaktık. Elbette dijital kültürün küresel bir konsepti var ama bir de bunu biz bu ülkede nasıl kullanıyoruz? İşte tam da bundan dolayı Türkiye'de o kadim yaşantımızdan uzak bir dijital kültür oluştu. Ve bu da enteresan bir şekilde bir süre sonra toplumun tamamını yönetmeye başladı. Ve daha sonraki yıllarda yaşlı kuşaklarda, yetişkinler de dijitale girdiklerinde onlar gibi davranmaya başladılar. Yani bir anlamda kapının dışında bir takım özelliklerini bıraktılar ve içeri girince ikinci bir kimlik oluşturdular. Bir fake kimlik, bir dijital kimlik oluşturuyorlar. Bir bakıyorsunuz sokakta, evde, bir başka bir ortamda çok munis gördüğünüz, ahlaklı gördüğünüz, hiç yalan konuşmayan birisi dijitale girince başka bir şeye dönüşüyor. Çünkü orayı sanal kabul ediyor. Orayı bir anlamda kiramen katibinin ilgi alanından ya da yazım alanından uzakta bir yer gibi görüyor. Bütün bu yanlışlarımızı düzeltmemiz gerekir. Dijital kültürü, evrensel kültürün dışında biz kendi ahlakımızdan, örfümüzden, adetimizden de yola çıkarak yeniden oluşturmamız gerekiyor. Bunların başında da bence sosyal medya tanımından vazgeçmek var. Çünkü orası sosyal medya değil, orası dijital mecra. Böyle tanımlarsak daha doğru bir tanım yapmış oluruz. Tanım çok önemli, bence çok önemli. Çünkü siz sosyal medya dediğiniz andan itibaren bir defa önceki bütün medya araçlarını kötülüyorsunuz, onları asosyal ilan ediyorsunuz. Bu bir. İkincisi de oraya teşvik ediyorsunuz. Çocuğunuza diyorsunuz ki sokağa çıkma, sosyal olamazsın, dijitale geri sosyal olursun diyoruz. Böyle bir hani tahtinde müstetir, böyle bir anlamı da var bu işin. Onun için ben uzun yıllardır sosyal medya ifadesini kullanmıyorum. Dijital mecra diye tabir ediyorum.
Çünkü sosyal medya dediğiniz zaman dediğim gibi diğer medyaları asosyal ilan ediyorsunuz. Diğer medyalara konvansiyonel medya dediğiniz zaman buraya yeni medya diyorsunuz. Üniversitelerde hala yeni medya bölümleri var. Ya diyorum ki artık bunlar eskidi. Yani Türkiye'de, dünyada internet kullanmaya başlanalı neredeyse 40 yıl oldu veya 30 yıl oldu. Hala yeni medya diyorsunuz. Bunlar ödüllendirici tanımlamalar. Bunlar motive edici, abartıcı ifadeler. Bunlardan dahi kurtulmak lazım. Son cümle burada. Dijital olanla gerçek olanın arasını ne kadar kapatabilirsek, ikisini birbirine ne kadar yaklaştırabilirsek bu mecralar daha gerçekçi hale gelecek. Belki bir şey daha, biz toplumun sorunlarını çözme zeminlerini azaltırsak, azalttığımız için ya da insanlar dijital mecralardan fayda umuyorlar. Yani çok basit, bir insan mahkeme kanalıyla çözemiyorsa bir meselesini dijital mecradan çözmeye çalışıyor. Bir vatandaş belediye başkanına, valiye, kaymakama ulaşamıyorsa dijital mecranın o abartılmış gücünü kullanmaya başlıyor. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Hatta annesine laf geçiremeyen çocuk bile, babasına söz dinletemeyen bir çocuk veya genç bile oranın gücünü kullanmaya kalkıyor. Evet, burada bu kullanıcıların hataları olabilir, istismarları olabilir ama biz aynı zamanda dijital mecralar dışında insanların bir arada bulunma, sorunlarını çözebilme, seslerini ulaştırabilme, eleştiri yapabilme zeminlerini de hem azaltmamalıyız hem de bu zeminleri aslında nitelikli hale getirmeliyiz ve çoğaltmalıyız. Toplumu toplum yapan müesseselerin başında aile geliyor. Bugün aileyi tutmaya değil, dağıtmaya yönelik çalışmalar yapılıyor. Daha doğrusu ailenin dağılmaması için yapılması gerekenlerden ziyade aile dağıldıktan sonra ne yapılması gerektiğine dair çalışmalar mevcut. Aileyi tekrardan bir araya getirmenin yolları nelerdir? Modernleşme süreçleri bireyi çok fazla öne çıkardığı için aileye bir miktar ihmal ettirdi. Bunu görüyoruz. Tüketim toplumu da bu noktada bireyselleştirmeyi, insanın o hedonist duyguları öne çıkardı. Bunlar kabul. Yani bunları görüyoruz. Ben burada daha çok aileyi çok önemseyen toplumlarla ilgili bir ayna tutmak isterim. Aileyi önemseyen, ailenin çok hayati bir müessese olduğunu düşünen insanlar da, gruplar da, sivil toplum kuruluşları da, kanaat önderleri de aslında çoğu kere farkında olmadan aile karşıtı propagandaların gücünü artırıyor. Aileyi yıkmaya çalışan gruplar var mı? Var. Bizim insanlarımız da işini gücünü bırakıyorlar, onların işleriyle meşgul oluyorlar. Onlar aile yıkmaya çalışıyorsa, bizim onların yaptıklarını eleştirmeye ayıracağımız zaman belki %10 olması gerekir. %90 vaktimizi, enerjimizi, heyecanımızı aile için olumlu işler yapmakla ilgili kullanmamız gerekiyor. Yani biz sabahtan akşama kadar filan kişi aileyi yıkmaya çalışıyor, filan grup şöyle yapıyor desek aileyi kurtaramayız. Nasıl kurtarırız? Evet, onları eleştireceğiz. Onlarla ilgili hukuki bir sorunumuz varsa onu yerine getireceğiz. Onlarla ilgili siyaset üzerinde yapabileceğimiz bir şey varsa onu yapacağız. Ama daha büyük enerjimizi, heyecanımızı, vaktimizi ailenin inşası için kullanmamız lazım. Mesela Türkiye'de son yıllarda gençlerin evlenmek istemediğine dair genel bir kanaat var. Var mı? Evet, böyle bir şey var. 2010 yılına kadar İşte ilk evlenme yaşı böyle hafif hafif ilerlemiş. Yani 30'a doğru çıkmaya başlamış. 2010 ile 2020 arasında ilk evlenme yaşındaki gecikme adeta fırlamış. Şimdi akıllı bir insan bunu düşünmesi gerekiyor. Ne oldu diye. Ben ne olduğunu söyleyeyim. Bir, zorunlu eğitimin 12 yıla çıkması. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarının bir anlamda artması. Köyden kente göçün çok hızlanması. Ve aynı zamanda genç işsizliğin artması. Bütün bunlar ilk evlenme yaşını gençlerde, erkeklerde 30'a doğru, kadınlarda da 25 yaş üstüne doğru çekti. Şimdi sabahtan akşama kadar işte Batı toplumu evliliği fesat ediyor, filan gruplar evliliği kötülüyor diye konuşmak yerine biz Türkiye'de ilk evlenme yaşının bu kadar gecikmesine neden olan bahsettiğim hususların tamirine çalışmamız lazım. Mesela yüksek lisans ve doktoradan dolayı öğrencilerimiz geç evleniyorsalar bunun yolu gençlere okumayı bırakın demek değildir. Okurken evlenebilecekleri
ortamda imkanlar oluşturmaktır. Yani bir genç üniversite okurken evlenebilsin. Bunun için fon mu oluşturulacak? Bunun için başka kolaylaştırıcı mimari bir takım planlar mı yapılacak? Bu yapılsın. Sabahtan akşama kadar dediğim gibi ailemiz fesat oluyor, işte evlilik azalıyor diye konuşmak yerine genç işsizliği azaltmaya dönüp çabalar içerisine girmemiz lazım. Şimdi bir genç işsiz nasıl evlenecek? Hani bu kırsal toplumda biraz daha kolaydı. Çünkü bir arada yaşanılıyordu. Babanın parası, ailenin parası, işte bahçedeki hasat şu bu bir şekilde yürütüyordu. Ama büyük şehirdesin, kenttesin, evlenmek için bir maddi gelir gerekiyor. Aslında bu bizim geleneksel toplumlarımızda da var. Ne derdi eskiler? Hele bir askerliğini yapsın, hele bir eli iş tutsun. Ama o zamanki dönem 20'li yaşlardı. Şimdi bir gencin, bir insanın elini iş tutması 30'lu yaşlara kadar gelebiliyor. Bir de iş bulamazsa işsizlik oluştuğu için de o genç evlenmekten uzak duruyor. Yetmiyor, toplum bir de bu gencin evlenmemesi için başka nedenler ortaya çıkarıyor. Hala Türkiye'de başı parası var. Yani yokmuş gibi davranmıyor. Türkiye'de hala çok ciddi başlık paraları alınıyor. Yetmiyor. O kadar zorlaştırıcı gerekçeler ortaya çıkıyor ki. Yani başlık parasının dışında ben bazı düğünlerde takı listelerini görüyorum. Hakikaten hani insanın nevri dönüyor derler ya. Tam ölüyor. Şaftımız kayıyor. Ve diyorum ki kız da delikanlı ne bu diyorum. Ya abi biz bu kadar istemiyoruz ama ailelerimiz diyor ki işte bunlar olması lazım. Yoksa biz ele gününe diyeceğiz. Bütün bunlar aslında evlenme yaşını geciktiren ve aynı zamanda aileyi olumsuz etkileyen şeyler. Diğer nedenlere girmiyorum. Yani bana şunu demese kimse ya işte Erol Bey tamam da işte başka onları zaten biliyorum biz ne yapıyoruz. Çünkü biz bunları yaparsak sorunlarımızı biraz azaltacağız. Mesela sivil toplum kuruluşlarımız bizim çoğunluğu erkeklere yönelik faaliyet gösteriyor. Şunu yapıyor aslında biz aileyiz ya. Mesela benim derneğim, benim mensup olduğum sivil toplum kuruluşu, vakıf, dernek, platform sürekli beni evden çekiyor, aile ortamına beni alıyor, götürüyor. Kendi o erkek ortamına beni sokuyor. Halbuki sivil toplum kuruluşlarımız, cemaatlerimiz, derneklerimiz, vakıflarımız, dergilerimiz hep bir cinsi değil. Yani ya kadın ve erkek cinsini değil. Daha çok aileyi muhatap alması lazım ki aile sosyal ortamda birlikte olabiliriz. Eğer bir erkek sürekli ben derneğe gidiyorum, ben vakfa gidiyorum, işte ben derse gidiyorum, ben zikre gidiyorum diye sürekli eşini, çoluk çocuğunu evde bırakıp o evden ayrılıyorsa aslında hayır için çalıştığını düşünen bir sivil toplum kuruluşu farkında olmadan aileyi eksiltiyor demektir. Örnekle çoğaltabiliriz. Aile karşıtları aile karşıtı olmaya devam etsinler. Biz kendi inşamızı, kendi imarımızı yapalım. Emin olun bu sorunlar azalacaktır. Sebeplerden birinin 12 yıllık eğitim zorunluluğu olduğunu söylediniz. Her mahallede neredeyse özel üniversite var. Özellikle binlerce mezunu var. Birçoğu meslek sahibi değiller. Üniversiteler mesleğe odaklı yetiştirmiyor. Üniversite nedir, ne olmalıdır ve bu sorun nasıl çözüme kavuşturulur? İşsizlik sebeplerinden biri de üniversitelerin işsiz yetiştirmesi. Çünkü mesleki bir hedefi yok. Sırf diploma için bir eğitim anlayışı söz konusu. Haliyle bir zanaatkar, sanatkar ortaya çıkmaktan ziyade diplomalı işsiz bir genç çıkıyor. Bunun sebeplerini tartışabilir miyiz? Çok güzel. Bence eğitimin temel muhatabı yetenektir. Yeteneğin işlenmesinin, geliştirilmesinin sonucuna da ortaya çıkan şey meslektir, sanattır ve zanaattır. Bence Türkiye'de temel eğitim türü, temel okul türü meslek eğitimi olması gerekir. Yani daha çok söyleyeyim. Bir sürü okul türümüz var ya ortaokul ve lisede. Bunların temel özelliği meslek eğitimi olması gerekir. Adını ne korsanız koyun. Ama meslek eğitimi olması gerekir. Eğer bunu yapabilirsek, meslek eğitimini bizim eğitim sistemimizin ana aksı haline getirebilirsek, ana yolu haline getirebilirsek, bir genç, bir insan üniversitede okusa, hatta ömrünün son gününe kadar da eğitimine devam etse bir eksiklik yaşamaz çünkü onun bir mesleği var. Bugün meslek sahibi olmayı biz sadece bir
istihdam vesilesiyle konuşuyoruz. Bu da başka bir problemimiz. Yani bugün Türkiye'de meslek eğitimi hangi bahiste konuşuluyor? İşte gençlerimiz işsiz diye konuşuluyor ya da sektör ara eleman bulamıyor diye konuşuluyor. Bu da çok faydacı bir konuşma. Bu da çok istismar yönü olan bir konuşma aslında. Bence daha geniş bakmamız lazım. Bir insanın meslek sahibi olması, evet onun istihdamına kolaylık sağlayacaktır. Bir gelir sahibi olmasına kolaylık sağlayacaktır. Ama aynı zamanda o insanın kendisini anlamlı hissetmesini sağlayacaktır. İnsanın dünyadaki temel arayışı anlam arayışıdır. İnsan kendisini anlamsız hissettiği andan itibaren sağlık sorunları çoğalır. Psikolojik sorunları çoğalır. Kendini boşlukta hisseder ve başka sapmalar yaşayabilir. Allah korusun intihara kadar da gidebilir. Çünkü anlamsızlığın başladığı yerde intihar düşüncesi de başlar. Bir de başkasına zarar verme düşüncesi başlar ki kendini bir şekilde gösterebilsin. Dolayısıyla biz Türkiye'de meslek meselesi, meslek eğitimini sadece istihdam ve ara eleman bulmak için değil, insanın anlamlı hale gelmesi için düşünmemiz gerekiyor. Zaten cümlemin başında dedim ki eğitimin temel muhatabı yetenek olması gerekir. Kaldı ki yeteneksiz insan yoktur. Allah bizim ruhumuza üflerken kendi zatıyla ilgili olmayan sıfatların her birinden bizim ruhumuzu da üfledi. Dolayısıyla her birimizde çok farklı yetenekler var. Her birimiz doğuştan sanatçıyız. Ama bu yeteneğin fark edilmesi, ortaya çıkarılması, geliştirilmesi, ona iltifat edilmesi ve daha da gelişmesi için, usta haline gelmesi, sanatçı haline gelmesi, üretici haline gelmesi için ailenin, okulun, toplumun ve elbette devletin imkanlar oluşturması gerekir. Bunu başardığımızda hiçbir sorun olmayacak. Üniversite eğitimini de Türkiye'de çok farklı anlamlar yüklüyoruz. Gene istihdam amaçlı anlamlar yüklüyoruz. Ben Türkiye'de üniversitelerin çoğalmasının çok doğru bir politika olduğunu düşünüyorum. Ama tabii bununla ilgili tamamlanması gereken bir süreç var. Yani Anadolu'daki üniversitelerin eğitim bakımından çok nitelikli hale getirilmesi gerekiyor. Eleman yetiştirmek için de okunur. Ama üniversite eşittir diploma almak ve iş bulmak için gibi bu kısırlaştırılmış anlamdan bizim üniversiteyi kurtarmamız lazım. Daha doğrusu bizim eğitime yüklediğimiz, okula, öğretmene, üniversiteye yüklediğimiz anlamı kendi içerimizde daha sahih hale getirmemiz gerekiyor. Ben bir süredir, son 1-2 yıldır öğretmen eğitimlerinde ailenin eğitime bakışının iyileştirilmesi başlıklı bir seminer vermeye gayret ediyorum. Bu seminerin amacı da aslında bu bahsettiğim husustur. Toplum olarak eğitime yüklediğimiz anlamı daha sahih, daha doğru bir noktaya çekebilirsek sanıyorum üniversitenin anlamı da, hatta okulun anlamı da biraz daha iyileşecektir. Üniversiteye bir şeyi ezberlemekten ziyade bir şeyi bilebilmenin yoludur diye bakmamız gerekmiyor mu? Bilmeyi bilmek. Yoksa ezbere dayalı sistemle her sene aynı insanlar üretilmiş olacak. Bu sefer hiçbir alanda yeni bir şey üretememiş olacağız. Çünkü herkes aynı şeyleri söylemeye, yazmaya, aynı tezleri savunmaya devam etmiş olacak. Tabii burada dinleyenlerimizin bizi yanlış anlamaması için eğitimde ezber var mıdır? Ezber olur. Yani edebiyatçı şiir ezberler, ilahiyatçı ayet ezberler, hadis ezberler. Başka bir hoca kendi alanındaki çok temel kuralları ezberler. Ezber güzel bir şeydir ve gerekir. Ancak ezber yapmakla ezbercilik farklı şeylerdir. Ezberci bir eğitimden kurtulmamız gerekiyor. Sizin söylediğiniz gibi. Eğitimi belki üçe ayırmak gerekiyor burada. Bir, daha önce o alandaki üretilen, yazılan hususları bilmek, işte bunlar tekrar etmek de olur, belki ezberlemek de olur, belki üzerinden tekrar tekrar geçmek de olur. İkinci aşamada bu geçmişte üretilen bilimin, eğitimin, o bilim mirasının, eğitim mirasının hangisini yeniden güncelleyebiliriz, işleyebiliriz, ona bakmak gerekiyor. Üçüncü aşama artık yeniden üretim aşamasıdır. Yani yeniden, sıfırdan üretim aşamasıdır. O kreatif alandır. Kelimenin doğru anlaşılması şartıyla söylüyorum. O yaratıcılık, yani Allah'ın yine kuluna verdiği, kendi Allah'ın verdiği yarattıklarından yeni bir şey oluşturma sürecidir. O da bizim yeteneğimize hitap eden kısımdır. Abartıldığımı düşünmesinler. Ben dünyadaki herkesin bir konuda bir şey icat etme, bir şey keşfetme, en azından bir şeyi inovasyon sürecinden geçirebilme yeteneğinin olduğunu düşünüyorum. Tabii bütün bu yetenekleri, kabiliyetleri
önceki süreçlerde kafasına vurula vurula öldürülmediyse. İşte bunun için de o ezberci eğitim yerine üretmeyi teşvik edici, bulmayı teşvik edici, keşfetmeyi teşvik edici, icat etmeyi teşvik edici bir eğitim politikamızın olması gerekiyor. Ve bu sadece üniversitede değil. Üniversite belki bunun zirvesi ama ilkokuldan başlayarak, hatta okul öncesinden, aile içerisinde başlayarak çocukların, insanların o yeteneklerine göz kulak olmak, yeteneklerin önünü açmak ve yeni bir şey üretmesini sağlamak için de her an insan her yaşta teşvik edilmesi gerekiyor. Eğer ilim beşikten mezara kadar yapılan hayati bir meşguliyetse son nefeste bile, yani insanın piri fani olduğu dönemde bile bir şey üretebilme ve icat edebilme kabiliyetin olduğuna da iman etmemiz lazım. Eğer böyle davranırsak o zaman ilk nefesten son nefese kadar insanın kendi çapında bir şeyler üretebileceğine dair inancımızı da ortaya koyuruz ve bütün eğitim politikamızda, kültür politikamızda buna göre değiştirmiş olur, değiştiririz. Batıcı bir sistemle İslami bir toplum düşünülemeyeceği aşikar. Bizler de İslam merkezi bir dünya görüşünün benimsenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yeni bir dünya görüşü. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz? Allah Kur'an-ı Kerim'de zamanın insanlar arasında dönüştürülüp dolaştığını ifade eder. وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَنَّاسِ Bu ayetin tefsirlerinde, yorumlarında şöyle bir anlamda çıkarılır. İlk insandan son insana kadar devam edecek bu tarih çizelgesinde hiçbir medeniyet, hiçbir din, hiçbir toplum her zaman hakim olmayacaktır. Yani toplumların bazen yönetici olacak, bazen o toplum, o inanış, o medeniyet, o ideoloji yönetilen haline gelecektir. Yani o iktidar, güç, dominantlık hali toplumlar, milletler arasında değişip duracaktır. Bununla ilgili başka metinler de var. İşte böyle baktığımızda aslında bizim şu anda karşı karşıya kaldığımız, Müslümanların dünyada yönetilen durumunda olma sürecinin de kalıcı olmadığını, bunun bir süre sonra değişebileceğini görebiliriz. Ama bu birdenbire olacak, durup dururken olacak bir şey değil. Elbette Allah'ın bunu yapma gücü vardır ama Müslüman toplumlar bunun gereğini yaparsalar tekrar yönetici olabilme, tekrar kendi kültürünü, ahlakını, örfünü, adetini, hassasiyetlerini dünyanın kabul edebileceği şekilde çalışırsalar bunu başarabiliriz. Başaracak mıyız? Ben çok ümitsiz değilim. Zaman zaman başta konuştuğumuz bazı kötü tablolara rağmen çok ümitsiz değilim. Ama burada aile meselesinde olduğu gibi biz sürekli batının çöktüğünü, batının yanlış olduğunu söyleyip kendi görevlerimizi yerine getirmezsek yine o günler yakın olmayacaktır, uzakta kalacaktır. Mesela batı değerleri, modernizm bizi tüketici yapmak istiyor. Yani dünyayı tükettiren bir toplum, bir insan haline getirmek istiyor. Bunun farkında mıyız? Bence farkında değiliz. Farkında olmadığımızın temel delili nedir? Mesela Türkiye'de onlarca tüketici derneği var. Bu bir kavramdır. Dini hassasiyetleri olan arkadaşlarımız sürekli konuşurken tüketici diye konuşuyor. Oysa biz gerçekten farklı bir medeniyetin, farklı bir kültür mensuplarıysak tüketici kavramının karşısında bizim kendi kavramımızın olması gerekir. Tüketici masaları, tüketici dernekleri, tüketici komisyonları. Modernizm bize diyor ki tüketin. Oysa biz tüketmeyiz. Biz ne yaparız? İçeriz. Biz tüketmeyiz, yeriz. Biz tüketmeyiz, okuruz. Biz tüketmeyiz, giyeriz. Biz tüketmeyiz, başka bir şey yaparız. Yani biz nasibimiz oranında ya da hakkımız oranında Allah'ın nimetinden ya da imkanlarından alırız, faydalanırız. Amacımız onu tüketmek değildir. Tüketme psikolojisi farklı psikolojidir. Yok etmek üzerine kurulmuştur. Ve dünyayı sadece kendi malı gibi görmenin bir tezahürüdür. Dünyayı kendi malınız gibi gördüğünüz zaman iklim krizleri yaşarsınız. Bütün şehirleri beton yığını haline getirirsiniz. Kainattaki bütün eşyayı, bütün imkanları, bütün nimetleri sonraki kuşağı bırakmamacasına çok nobran bir şekilde kullanmaya başlarsınız. Oysa Peygamberimiz diyor ki aleyhissalatü vesselam, ırmakta da abdest alsanız israf etmeyin diyor.
Hakkınızı kullanın diyor. Ama bu tüketici ahlakı öyle bir şey ki bütün bunları yok kabul ediyor. Oysa biz bir şey tükettiğimizde onu israf ediyoruz demektir. Hakkımızın dışında bir alana giriyoruz. Aslında tecavüz ediyoruz, taciz ediyoruz demektir. İsraf ise bir sonraki kuşakların hakkına girmektir. İsraf ettiğiniz şeyin hukukunu zedelemektir. Yani ben bir suyu israf ettiğimde hem bu suya ihtiyacı olan birisinin hakkını ihlal ediyorum demektir. Hem de bizatihi bu suyu, suyun kendisini aslında yanlış kullanıyorum demektir. Eğer biz canlı cansız zannettiğimiz bütün varlıkların bize hesap soracağını düşünüyorsak, belki de bu su öbür tarafta diyecek ki, sen beni israf ettin. Halbuki sen beni israf etmeseydin, beni başka birisi kullanacaktı. Benden başka birisi faydalanacaktı. Bu su örneğini dünyadaki ağaçlar içinde, toprak içinde, meyveler içinde, sebzeler içinde, herhangi bir eşya içinde düşünebiliriz. Evet, dediğiniz doğru. Sorudaki ortaya koyduğunuz kaygı çok doğru. Ama bunun şartı bizim kendi kavramlarımızı, kendi bakış açılarımızı, kendi teknolojimizi, kendi araç ve gereçlerimizi oluşturmaktır. Bunu yaparken de farkında olmadan bizim olmayan, bizim karşı olduğumuz ahlaki değerleri de yüceltmemeye özen göstermemiz gerekir. Çünkü bazen aslında üretiyoruz derken, yeni bir şey yapıyoruz derken bir de bakıyoruz ki değirmenin suyuna, yani mevcut değirmenin suyuna taşımışız. Aslında yücelttiğimiz şey kendi inancımız, kendi değerimiz değil. Bizi ifsad etmeye çalışan düşüncenin değerlerini yükseltiyoruz. Bütün bunlar için daha fazla okumak, daha fazla araştırmak, daha fazla Kur'an'la, hadisle muhatap olmak ama aynı zamanda çağı daha yakından tanımak gerekiyor diye düşünüyorum. Oluşturabilmenin de, bir şeyi yapabilmenin de sistemi gerekmiyor mu? Mesela hukuki, iktisadi, eğitim, kültürel, teknolojik, ahlaki ve daha birçok meselede problemler mevcut. Parça parça baktığımızda bütünü feda etmiş olmuyor muyuz? Bütün halde tüm problemleri çözüme kavuşturan, hepsini kapsayan bir sistem, bir dünya görüşü gerekmiyor mu? Kapsayıcı bir sisteme ihtiyacımız var ama o sistemi de kurmak için bahsettiğim süreçlerin yaşanması gerekiyor. Yani hazmetmediğimiz, zihin yormadığımız, çilesini çekmediğimiz, terini akıtmadığımız bir sistemi bize birisi getirip koysa önümüze, yani dünya çapında tanıdığımız en büyük mütefekkir önümüze koysa bunu, biz onu uygulayamayız. Uygularken kendi değirmenimize değil başka değirmenlere su taşıyabiliriz. Süreçleri doğru inşa etmediğimiz için. İşte örneğini verdiğim tüketici kavramı üzerinden İslami bir hassasiyet yürütmeye çalışan birisi aslında farkında olmadan belki kısa vadede iyi bir şey ama orta ve uzun vadede yanlış bir şey yapıyor, başka değerine su taşıyor demektir. Çünkü tüketici bir ahlaktır, bir ahlak türüdür, o bizim ahlakımız değildir. Bu örnekte olduğu gibi. Çözüm aslında bütün insanlık tarihinde var ama Peygamberimizin tarihinden daha net bir şekilde bunu görebiliriz. Darul Erkam, işte sistem o. Ama o nasıl bir sistem? Kendinden başlamış, önce Hira'ya çıkmış, mağaraya gitmiş, toplumdan kendini bir miktar soyutlamış. Bu aslında toplumdan kaçma değil, toplumla mücadele etmek için hazırlık sürecidir. Ki sonra o hazırlık, o süreç başlıyor. Topluma kavga etme, topluma kendini anlatma, topluma demeyelim kavga, yanlış insanlarla, zalimlerle kavga etme ve hakikati ortaya koyma çabası başlıyor. Darul Erkam'daki insanlarla bu mücadele başlıyor. Sonra Medine'de Ashab-ı Suffa süreci de devam ediyor. Sonra toplum olarak zaten bir Müslümanlaşma süreci yaşanıyor. Hem ailenin sorumlulukları var, hem bireyin, ferdin sorumlulukları var, hem toplumun, hem yöneticilerin sorumlulukları var. Yani bu mesele bir sistem bulup, o sistem üzerinden gidilebilecek bir şey değil sadece. Sisteme ihtiyacımız var ama bireyin, ailenin, toplumun, yöneticinin, ilim ehlinin, kanaat önderlerinin, sivil toplum kuruluşlarının hepsinin kendi sorumluluğunu yerine getirmesiyle ancak oluşabilir. Sistem ancak o şekilde yürür. Hatta belki o süreç kendi sistemini inşa eder. Yani Peygamberimiz vahyi tebliğe, insanları anlatmaya başlayınca elinde bir sistem var mıydı? Yok. Günün gereğini yapıyordu. İbnül Vakt diyoruz ya, günün gereğini, günün farziyetini yerine getiriyordu ve bir bakmışsınız Darul Erkam'da 40-50 kişi var.
Ha bunların da %80'i genç. Yani dünyada bizim medeniyetimiz yeniden yönetici, dominant, şekil verici, renk verici bir medeniyet olacaksa bunda her yaşın katkısı olacaktır. Ama bütün dünya tarihi diyor ki gençler varsa o medeniyet, o ideoloji, o fikir galebe çalabilir. O fikir kendini inşa edebilir.